kalitede. Sen de sana kalite. Tekinden bir bidon yap. Döndüreceksin sen de bir. Dur. İşte yukarı bağlamasan yatıracak. Oo, kırar. Anında kıracak. Anında kırar. Anında görecek. Şimdi bunlar bittikten sonra, aldıktan sonra bunlar alınıyor değil mi? Yerinden, tabandan alınıyor. Şurada var, böyle göstereceğim onları zaten. Bu ikinciler. Şimdi. Ondan sonra öbürler küçükler devam edecek. Ondan sonra şurada bir tane şunu koyacağız. Diğer yavruları alacağız. Bu kök temel imar olacak. İmar olacak. O şimdi bunu yıkmamamızın sebebi, diyor, bunun öz suyuyla bu besleniyor. Ha. Yani bu kendi kendine içi boşalıp boşalıp gidiyor. Şuradan sebep su çekmiş o. Oluyor. He. Gördüm. 2020 yılın Eylül'ün sonu gibi diktim. Hemen hemen bir yılı geçtik. Normalde 13 ayda kesmemiz lazımdı. Biz biraz daha fiyatların, piyasanın çok kötü olmasından dolayı hem gübreden hem havalandırmadan müdahale ettik. Bugüne kadar bekletebildik. Hasat devam ediyor. Darak başı, ağaç başı, yani beklentimiz bir salkımın 30-35 kilo arası. Burada 1000 kusur ağaç var. Yani toplamda bizim burada beklentimiz 35 ton civarında. Bugünlerde biraz yükseldi. Önce 4-4,5 bandında satıyorduk. Şimdi 7-8 lira bandına çıktı. Bu fiyatlar bizi memnun eder yalnız, 7 liranın üzeri. Bize para bırakır. 6 dönüm net burası. Dönümde hemen hemen 180 ağaç civarı vardır. Şu anki fiyattan memnunuz. Ama bir önceki fiyatlar maliyetin altındaydı. 4,5 liraydı. Şu anda 7,5 lira 8 lira arasına geldi. Bu şekil olursa bizi memnun eder. Ekmek bırakır bize. Mesela bu salkım olgunlaşmış. Bir 10 gün sonra bu salkım kesilir. Buradan kesip bütün olarak veriyoruz biz. Örtü altının en yüksek domates, biber, patlıcan, salatalıktan, kavundan sonra şimdi de muz üretimine Kumluca bölgesinde bir bölüm yerlerde geçmiş bulunuyoruz. Kumluca'da yani sebzenin yanı sıra örtü altının içerisinde tropikal bitkilere de yavaşça bir kayma var. Çünkü geçmiş dönemde domatesin diğer sebzelerin para etmediği için ve girdi fiyatların çok yüksek olmasından nedeniyle tropikal bitkilere de bir kayma var ve onları da elimizden geldiği kadar destekliyoruz ve yaymaya çalışıyoruz.